Hocam Sultan Galiyev hakkında ne düşünüyorsunuz? Açıklayalım. Sultan Galiyev, Marksizme ilk ciddi eleştiriler getiren sosyalist bir düşünürdür. 20. yüzyıl siyasetinde güçlü etkileri olan, önemli isimlerden biri olan Sultan Galiyev, 1892-1940 yılları arasında yaşamıştır. Sovyet devriminde etkili olan Müslüman Tatar komünist önder Sultan Galiyev, Marks'ın diyalektik materyalizm düşüncesine karşı enerjetik materyalizm düşüncesini ortaya atmıştır. Sultan Galiyev'e göre, Batı'daki diyalektik anlayış henüz bir kavram olarak ortaya konulmadan çok daha önceden beri Doğu halklarında mevcut idi. Bundan dolayıdır ki materyalist düşünce Avrupa bilimine özgü bir unsur değildir. Sultan Galiyev'in görüşlerini genel olarak şu şekilde özetlemek mümkündür. Avrupa proletaryası kendi sömürgeci burjuvasıyla işbirliği yapmıştır. Sömürge ülkelerin kaynaklarını Burcuvası ile ortaklaşa paylaşmıştır. Dolayısıyla Avrupa solu dünya sosyalizmine öncülük edemez, itici güç olamaz. Henüz düşman sınıflara ayrılmamış olan prekapitalist Tatar toplumunda sosyalist sistemin inşası Rusya'dan ve öbür gelişmiş kapitalist ülkelerden farklı olacaktır. Doğu halklarının bağımsızlık değeri ve gücü proletarya değil, Doğu halklarının bağımsızlık arzusu, dini ve milli değerlerin emperyalizme karşı savaşılıp korunmasıdır. Komintern, Komünist Enternasyonel, Sosyalist Devrim'in sonraki basamağını Batı proletaryasından değil, Doğu'nun sömürülen milletlerinden beklemeli, ve bu yönde çaba sarf etmelidir. Sultan Galiyev Avrupa'da yaygın olan sınıf mücadelesiyle ilgili klasik marksist teoriyi değiştirmeye kalkan ve 3. dünyaya önem veren toplumcu bir ideolojiyi gütmüştür. Dünya sömürü sisteminde az gelişmiş ülkelerin üretimlerini ve kimliklerini yok etmek için kültür istilası ve ulusal değerleri çürütme işlemlerinin sistemli olarak kullanıldığını ifade etmiş ve üçüncü dünya ülkelerinde ulusal kimlikleri emekten ve bölüşümden yana bir düzene sokarak bu toplumlarda henüz gelişmemiş emekçi sınıfın iktidarını hazırlayacak bir mazlum uluslar ittifakını savunmuştur. Sultan Galiyev Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kuruluşunda etkili olan kişiliklerdendir. Ancak o bir süre sonra devrimin Rus milliyetçiliğine dönüştüğünü ileri sürerek SSCB'nin Rus olmayan halkları Ruslaştırmaya başladığını belirtir ve bunun devrimle bağdaşmadığını söyler. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin başarısız olacağı ve kesinlikle yıkılacağını öngören Sultan Galiyev 1991'de haklı çıkar. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği o tarihte yıkılır. Sultan Galiyev bu öngörüsüyle adeta bir peygamber gibi eskatolojik hükümleri olan eşsiz bir düşünürdür. Bu arada onun Tataristan Allahsızlar Derneği'nin kurucusu olduğunu da belirtelim. Mir Seyit Sultan Galiyev Stalin döneminde devrim karşıtlığı ve Türk milliyetçiliği suçlamasıyla 1940'ta katledilir. 30 Nisan 1990 tarihinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi Sultan Galiyev'e iade-i itibar verir. 22 Aralık 1922'de 10. Sovyet Kurultayı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin kurucu devletleri olarak Rusya, Belarus, Ukrayna ve Kafkas Federasyonu'nun kabul edilip Türkistan'ın kabul edilmek istemeyişine şu sözlerle karşı çıkar Sultan Galiyev. Tarihsel olarak Türkler Ukraynalılardan kat ve kat köklü bir millettir. Türklerin üzerinde yaşadığı yüz ölçümü ve Türklerin nüfus yoğunluğu Ukraynalılarla karşılaştırılamayacak düzeydedir. Kurucu devlet olarak yalnız bahsi geçen dört ülke belirlenecekse bu bir tek Türklerin özelliğe sahip olmayacağı anlamına gelecektir. Çarlık döneminde bile Türklerin daha çok hakkı vardı. Bu sözler üzerine Stalin tarafından açıkça Türk milliyetçisi olmakla suçlanır. Sultan Galiyev Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne alternatif olarak Federal Sosyalist Turan Devleti projesini kuramlar. Bu kuramlayış günümüzde en azından bir yönüyle de olsa yaşama geçmeye başlıyor. 12 Kasım'da İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşu ve 2040 vizyonunun ilan edilişi Turan'a giden yolun döşenmeye başladığını gösteriyor. Turan sözü Türkiye'de kimi çevrelerde şeytanlaştırılmış bir söz olsa da Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 vizyonunda en azından bir sözcük olarak geçmektedir. Vizyon belgesinde Türk Devletleri tarafından kurulacak Turansez adıyla bir özel ekonomik bölgeden bahsedilmektedir. Karabağ Savaşı'nın ardından varılan anlaşmayla yaşama geçecek olan Azerbaycanla Nahçıvan arasındaki geçiş yolunun Nur Sultan Nazarbayev tarafından Turan koridoru biçiminde adlandırılması da son derece anlamlıdır. O Nazarbayev kim? Türk devletleri teşkilatının da kurucu önderidir ve fikir babasıdır. Gerçek şu ki ben de Turan sözüne Türkçe olmaması nedeniyle mesafeli biriyim. Bu nedenle onun yerine büyük Türkeli denilebilir kanısındayım. Bu başka bir konu olmakla birlikte yeri gelmişken belirtmek istedim. Türk devletleri teşkilatının sosyalist bir birlik olmadığı bu nedenle de Sultan Galiyev'in öngörüsüyle ilintilendirilemeyeceği görüşüne katılmıyorum. Zira Turan öngörüsü açısından bakarsak Sultan Galiyev'in kuramının en azından bir yönüyle de olsa gerçekleşmeye başladığını kabul edebiliriz. Kim bilir belki bir gün eksik ve asli yönde tamamlanabilir. Türk dünyasının Büyük oğlu Mirseyit Sultan Galiyev'i saygıyla anarak sözlerimi bağlamak istiyorum.